Yatırım piyasaları zorludur. Detaylı analiz desteğiyle piyasalarda yatırım yapmak çok önemlidir. Dinamik menkul değerlerin 30 yıllık geçmişi ve yeni teknolojik yüzüyle sen de yatırımlarında dinamik ol. Hesap aç, ilk 3 ay %90 komisyon iadesi kampanyasından yararlan. Merhabalar, ben Perihan Tantu, Borsa Tekne'ye hoş geldiniz. Haftanın 4. işlem günündeyiz. Her perşembe olduğu gibi stratejist Tun Şatıroğlu bizlerle. Ama bugün bir farklılık yaptık. Biz burada dokunmatik ekranımızda yerimizi aldık. Hem yurt içine hem yurt dışını grafiklerle konuşacağız ve değerlendireceğiz. Tunç Bey hoş geldiniz öncelikle. Şimdi birçok aslında burada grafiğimiz var, seyirci soruları var ama ben bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tabii iki haftadır yoktum, çok fazla seyirci sorusu da gelmemiş. O yüzden çok fazla bugüne soru almadık ama değerli izleyenler birazdan zaten telefon numaramızı da alt tarafta göreceksiniz. EkoTürk'ün WhatsApp hattını kaydederseniz oraya hem videolu hem fotoğraflı sorularınızı gönderebilirsiniz. Önümüzdeki haftalarda da yine soruları burada yanıtlamaya özen göstereceğiz. Tunç Bey, şimdi dışarıdan içeriye gelelim bence bugün. Çünkü bugün çok önemli, tüm finansal piyasaları etkileyecek bir haber akışımız var. 16.30'da Amerika'dan gelecek olan enflasyon verisi. Zaten bir önceki enflasyon verisine baktığımızda son 40 yılın en yüksek rakamıydı. Bugün de beklentiler %7.2 ila %7.3'e işaret ediyor. Hem ne bekliyorsunuz, bunu sormak istiyorum. Hem de yani beklentilerin üzerine mesela bir enflasyon rakamı piyasaları nasıl etkileyebilir sizce? Şimdi enflasyon rakamı ne olursa olsun... Daha şunu da açayım, burayla başlayalım. Enflasyon rakamı ne olursa olsun illaki bir dalgalanma oluyor. Bu spekülasyon için değerlendiriliyor muhakkak. Ve de yani burada bir toto oynamaya da bence gerek yok yani. Enflasyon rakamı açıklanırken öncesinde ve sonrasında kalıp izlemek lazım. Burada asıl bu enflasyon karşısında Fed'in ne yapacağı? Fed'in de Mart ayı daha önemli olacak. Doğru. Aslında diyorsunuz bu durumda. Evet. Fed'in burada nasıl davranacağı? Fed de burada ne diyor? Enflasyon kontrolden çıkıyor. Bizim daha şahin davranmamız lazım. Daha çabuk işte faiz arttırmamız lazım vesaire. Bunlar fiyatlandı bence piyasada. Ve önümüzdeki süreçte bunların çok büyük bir etkisi olmasını bekliyorum ben piyasada. Onu da birazdan konuşacağız zaten. Peki o grafiğe geçmeden önce aslında şunu da sormak istiyorum. Yani %7 son açıklanan rakam. Zaten dünyaya baktığımızda işte Fransa'da %3'e yakın, İngiltere'de %5'in üzerinde, Almanya'da %5'e yakın yine enflasyonlar konuşuyoruz ama dediniz ki bugünkü enflasyon rakamından ziyade gelen rakam sonrasında Fed ne yapacak? Bu önemli ama bugünkü açıklanacak rakam artık pik mi? Yoksa daha hakikaten yukarı yönlü riskler var mı enflasyonun daha da tırmanması için sizce? Tabii ki bence de var. Var. En çok neyden kaynaklanır? Özellikle burada emtia ve enerjiyi mi yine masaya koymak lazım? Doğru, evet. Enerji var. Bir de halen daha bilanço büyüyor. Ha, bilanço da Mart ayında küçüleceği için diyorsunuz. Bunun kümülatif olarak etkisini Mart ve Mart'tan sonra mı enflasyon rakamları? Yani bilançonun küçülmesine daha gelmedik ama yani büyümesi duracak belki. Büyümesi duracak en azından. Evet, yani ondan sonra göreceğiz. Peki şimdi o zaman dönelim hazır Fed bilançosu demişken. Bize ne anlam ifade ediyor? Bu grafik nasıl okumalıyız? Şimdi burada aslında önce bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ekonomist ve finans uzmanı diyelim, finansçı arasında bir fark var. Ekonomistler diyor, ekonomistler şu maviye bakıyorlar. Bu mavi dediğimiz şey Fed'in bilanço büyüklüğü dediğimiz aslında Fed'in varlık büyüklüğü. Varlık büyüklüğü dediğimiz şeyde Fed sürekli varlık alımı yapıyor piyasadan. Varlık alımı yapması demek piyasadan Amerikan hazinesinin tahvillerini alması ve ipoteğe dayalı bir takım tahvilleri alması demek oluyor. Almasının nasıl bir etkisi oluyor? Şöyle oluyor. Biz veya bir kurum herhangi bir şey gidip bir yerden bir şey alacağı zaman olan parayla alıyor. Olan para yani hesabında, cebinde bir yerde bu para var. O parayı vererek alıyor ama Merkez Bankası aldığı zaman olan parayla almıyor. Hesabınızda bu kadar para oldu diyor. Yani havadan geliyor o para. Out of thin air dediği Bernanke'nin yani boşluktan geliyor dediği ben parayı yaratıyor diyorum. Pek hoşa gitmiyor bazı insanlarda yaratma denmesin
yerine başka şey kullansın diye, ama parayı havadan yaratıyor işte PET. O zaman ne oluyor? Olmayan bir para sisteme girdiği için orada bir varlık balonu oluşturuyor. Fiyatlar artıyor işte o zaman, borsalar falan artıyor ve bu 8 trilyon dolara çıkmış. 9 da olacak mı acaba denilen bir şey. Ve o zaman da diyor ki ekonomistler, ya bu kadar 8 trilyona çıktı bu mavi, bunun sayesinde bir sürü şeylerin fiyatı bu kadar arttı, bu böyle gitmez, bu bir gün patlayacak diyor. Patlayacak diyor. Evet, biz de finansçılar olarak diyoruz ki, biz de kırmızıya bakıyoruz, Dow Jones buradaki. Biz de kırmızıya bakıyoruz, diyoruz ki ha, bu arttığı sürece bak bu kırmızı artıyor. Üstelik kırmızı bundan bağımsız olarak da artabiliyor. İşte şurada mesela mavi bilanço büyüyor. Hı hı. Sabit kalmış. İşte yataylık var 2014-2017, sonra yükselmeye başlamış. Orada bilanço, korelasyon kopuyor mesela. Evet, küçülüyor bilanço ama o gene biraz daha artıyor. Sonra Covid krizi geliyor. Şu dipte artık, burada artık bilançoyu hızlı bir şekilde büyütüyorlar. Hızlı, hızlı. FED zaten ne demişti o zaman FED? Sınırsız para vereceğim. Sınırsız para vereceğim demek, sınırsız varlık alımı yapacağım demek oluyor. Yani şu kadar trilyonluk yapacağım, bu kadar yüz milyarlık yapacağım demiyor. Ne kadar gerekiyorsa. Yani o aslında Mario Draghi'nin ne gerekiyorsa, whatever it takes sözünün Amerikancasını söylediler. Sınırsız para dedikleri. O zaman bakın bu mavi böyle hızla artmaya başlayınca kırmızı da peşinden arttı. Şimdi bu noktaya geldik. Şimdi deniyor ki biz artık bilançoyu küçülteceğiz. Şimdi bir kere faiz arttırma kısmına bakalım. Faizin artmasını piyasa bekliyor mu? Bekliyor. Hı hı. En kötüsü nedir? Burada Mart ayında 0.50 yani şeyler, %0.50 yani 50 bas puanla başlaması, her toplantıda arttırmaya devam etmesi, işte artık ondan sonrası toto, yani 5 kere arttıracak diyen var, 6 kere arttıracak diyen var. Var mı arttıran? 2'ydi, 3 oldu onu diyorum. 4'tü, 5 oldu. Var mı arttıran? 7 evet. Oldu. Var yani. Ama artık orada bir şeye gelindiğini düşünüyorum. Yani evet ya, bu kadar olur falan gibi. Hatta 0.50 ile de başlasa iyi olur deniyordu. Bugün Fed başkanlarından bir tanesinin ya 0.50 ile de başlamak şart değil gibi bir açıklaması olmuş. Yani şuna gelmek istiyorum. O... Bence en kötüsü fiyatlandı. Bundan sonra FED bu kadar agresif bir şekilde faiz artırımı yapamayabilir. Ekonomideki şartlar bunu mümkün kılmayabilir. Bu bilançoyu arttırmadan da işte bilançoyu da küçülteceğiz, daraltacağız diyorlar. Daraltamayabilirler istedikleri gibi. Hiç de, hatta belki daha da büyütmek zorunda kalabilirler. Hatta ki daraltmaya başlasalar bile işte burada görüldüğü üzere 2018'den 2019'un ortasına kadar, ama burada bu borsalar büyümeye devam edebilir. Yani bundan sonra kötü haber yok bence. Sadece iyi haber var. Yani aslında o zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Burada fiyatlamalar, daha doğrusu buradaki beklentiler artık fiyatlamaların içerisinde mi, evet, demek bu? Doğru. Çünkü şimdi herkes şundan korkuyor. Birazdan S&P grafiği de var, bakacağız teknik anlamda, ama temel anlamda ya işte hani FED sıkılaşmaya gidiyor. Tamam, 6-7 tane de faiz arttıracaksa işte para da burada ana vatanına gidecek, riskli varlıklardan çıkmaz mı? Bu da piyasaya satış getirmez mi diyor birçok kişi, bu soruyu soruyor ama şunu da düşünmek lazım burada. Şimdi bu soru çok düz bir mantık değil mi? Çünkü son 2 senedir piyasadaki birçok korelasyon artık çalışmadığını görüyoruz. İki, bir de dünyada henüz dizginlenemeyen, işte az önce sorduğum gibi, yani enflasyon pik yaptı mı? Bilmiyoruz, bilemiyoruz. Yani 3 ay sonrasında çok tahmin edemiyoruz. Yani enflasyonist bir süreçte de piyasalara ne kadar satış gelebilir? Evet. Hangisini fiyatlamayı seçecek piyasa? O yüzden daha iyimser modda olduğumuzu görüyorum. Doğru şimdi mu? Şimdi ekonomist gibi düşünüyorsak bu balon bir gün patlayacak. Ama biz piyasacı olduğumuz için. Ama biz ekonomist değiliz. Yani şöyle, biz makro iktisatçı değiliz. Biz finans, yani benim şeyim, yüksek lisansım finans işte zaten. O zaman şurası Main Street, diğeri, evet, de Wall Street diye ayırıyor ya Amerikalılar. Evet, evet. Öyle. Aslında. Yani bizim burada, biz burada stratejist olduğumuz için alım satım fırsatlarını bulmaya çalışıyoruz. Bu konjonktürde nasıl hareket etmemiz gerekiyor, onu bulmaya çalışıyoruz. Yoksa bu balon elbette patlayacak, ondan da bahsederim. Ama patlamadan evvel bir zeplin olmasın, daha da büyümesini ben bekliyorum. Daha da büyümesini bekliyorum dediniz. Biraz teknik anlamda da konuşalım o zaman. Evet. Buradan S&P'ye geçiyorum. Evet. İki tane grafiğimiz var. Önce bir haftalık açtım, sonra günlüğe bir bakarız. Peki, öyle yapalım. Şimdi bu S&P 500
grafiğimizde şu aşağıdaki lacivert kalın çizgi 21 haftalık Perry Kaufman'ın ortalaması, hareketli ortalaması, adaptif hareketli ortalaması. Benim beğendiğim, kullandığım, faydalandığım bir şeydir. Bakın bunun üzerinde hep kaldığını fakat şurada artık düzeltmeyi yaptığını görüyoruz. Yani bu geçtiğimiz düşüşler, şuradan başlayan düşüşler yani zannedersem işte Aralık'ta, Kasım Aralık gibi başlayan şöyle bir düşüş olmuş. Bu düzeltme işte. Bu beklediğimiz düzeltmeydi. Sağlıklı olan. Evet. Yani illaki bir %10-15 düzeltmeler olabilir bu piyasada deniyordu ama olmuyordu. Ama sonunda %12'lik bir düzeltme oldu. Bence tamamdır. Yani ben şöyle biraz daha aşağısı belki olabilir diye düşünmüştüm. Yani %15'e tamamlar gibi. O kadar olmadı. Güzel bir şekilde de buradan yukarı doğru geldiğini, bakın bu üçüncü haftasındayız, görüyoruz. 4540 önemli bir seviye. Çünkü yeniden bu hareketli ortalamanın üzerine çıktığını bize gösteriyor. Yani buradan da ne anlıyoruz? Üç haftadır da bakın yükselmiş. Demek ki en kötüsünü geride bırakmış piyasa. Piyasadaki yani o algı bundan sonra pozitife dönüyor anlamında bu. Yani ya bir dakika Fed faiz artıracak, bilanço daralacak, işler daha kötü olacak falan denirken onu demişler zaten. Denildiği kadar demiş burada insanlar. Şimdi burada daha bir artık toparlanma süreci gelmiş görünüyor. Şuraya kadar deyip yani bu 4540'a deyip aşağı bir daha yapabilirdi. O da vardı ama öyle olmadığını görüyoruz. Şimdi bir de günlükten bakalım. Tabii. Şimdi haftalık baktık. Bir de günlük grafiğimizde daha zaten grafikten de anlaşılacağı gibi daha kısa vadeli daha kısa vadeli bakıyoruz. Şimdi burada baktığımızda şu dipteki seviyeye değdiğini ama bir dip çalışması yaptığını sonra burada işte dojiler falan gibi şeyler oluşuyor. Yani bir belirsizlik var, fazla çıkamıyor, çıksa bile geri geliyor. Ama şurada şu sarı, bu aşağıdaki göstergemizin al verdiğini gösteriyor bize. Şuradaki, bu da bu sarıya denk geliyor. Buradan bu al verdi. Bu hazır ol demek, bu mavi geçiliyorsa o zaman tamam demek. Mavi geçiliyor ama ne oluyor? Fazla gitmeyip tekrar geri geliyor şurada. İki gün burada kalıyor. Ama ondan sonra tekrar yukarı gidiyor. Yani üstüne attı, geri geldi, teyit etti, burayı destek yaptı. Tamam dedim ben artık bundan sonra. Yani bu enflasyon açıklandı, burada bir dalgalanma oldu, olmadı. Önemli değil. Bu yükselen kanala bence bundan sonra girecek. Bence burası tamamdır. O zaman bir alım fırsatı aslında yaşanan düzeltmeler evet, diyebiliyoruz. Tabii ki. Şimdi bir düzeltme olursa alım fırsatı. Bu ne demek? Şimdi burası S&P 500. 500 tane Amerika'daki büyük şirketten oluşan, hissesinden oluşan bir endeks. Her şeyi etkiliyor. Dünya buraya bakıyor. Yani buranın düştüğü bir ortamda başka bir endeksin çok pozitif ayrışmasını beklememek gerekir. Buranın çok yükseldiği bir yerde başka bir endeks negatif ayrışıyorsa, mesela Türkiye'de... Geçen yıl olduğu gibi. Evet, Türkiye özelinde bir şey olması gerekir. Kötü bir şeyler olması gerekir. Öyle bir kötü bir şeyler de olmaz ise... O zaman Türkiye'ye de bunun pozitif yansımasını bekleriz. Bu bizim arkamızdan esecek olan rüzgardır. Burası daha kötüye gitseydi, ki gelecekte illaki gidecek. Yani o zaman bizim burada daha beter olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi tabii sorular da geliyor işte evet yani yurt dışı iyi olursa bize yansıması nasıl olur diye. Birazdan biz Borsa İstanbul tarafını konuşacağız. Ben yurt dışı ile başladığım için biraz yurt dışı ile devam edelim istiyorum. Şimdi burada bir izleyici sorumuz da var. Hemen onu açayım. Bitcoin ve Eurobondlar için ne düşünüyorsunuz diyor. Bizim Bitcoin grafiğimiz var ama oraya geçmeden önce ben temel anlamda şunu sormak istiyorum. Biz enflasyon datasını için ne dedik ABD tarafında ve Fed için ne dedik? Bu tüm finansal piyasaları etkiliyor. Yani evet S&P tarafında sizin söylediğiniz gibi riskli varlıkları, şirketleri konuşuyoruz. Ama bunun işte emtia bacağı var, kıymetli metal tarafı, petrol tarafı, işte dönelim orada artık rüştünü ispatlayan kripto para tarafı da var. Yani temel anlamda enflasyonist süreç ve Fed'in hamleleri kripto paraları nasıl etkiler? Bir temel anlamda konuşup isterseniz tekniğe öyle girelim. Şimdi şöyle Bitcoin tarafında eskiden o
kafasına göre diyordu. Ayrıydı. Onun pek bir korelasyonu yok gibiydi. Ama şimdi tekrardan bir Nasdaq'la bir korelasyonu oluşmaya başladı. Yani Nasdaq yukarı gidiyorsa Bitcoin de gidiyor, Nasdaq düşüyorsa Bitcoin de düşüyor gibi. Fakat son günlerde Nasdaq'ta biraz böyle negatif bir süreç varken, yani daha tam toparlanamamışken Bitcoin'in ve kripto paraların artık yükselmeye başladığını gördük. Yani orada bir dip oluşmuş zaten. Yukarı gitmek istiyor, talep var. Biraz da böyle Nasdaq'tan destek alabilirse daha da yukarı gidecek. Şimdi S&P 500'de yükseliş bekliyorsak o zaman Bitcoin'de de beklemeliyiz. Benim bu arada demin söylemeyi unuttum. S&P 500'de... Gelelim oraya gelelim. Evet, haftalığa gelebilirsek. Tabii. Şöyle yaptığım çalışmada 5980 hedefim var. 5980. Çünkü bundan sonra o iyi haberlerin gelmesiyle kenarda bekleyen bir düzeltme olsun da gireyim diyen paranın da girmesiyle ve de işte enflasyon var. Evet, enflasyona karşı sizi ne korur? Amerika'da hisse senetleri korur algısıyla. Çünkü yani bir kısım altın korur diyor ama altında o kadar iyi bir performans görmedik. Ama hisse senetlerinde gördük. Hisse senetlerinin daha iyi olduğu söyleniyor. Olabilir. O zaman ciddi bir yükseliş gelmesini ben bekliyorum. Buradaki bu 5090 ilk hedefi olacaktır. 5980 ikinci hedefi olacaktır burada. Bu sene içerisinde görebileceğimizi düşünüyorum ama onun da bir birkaç yıllık bir nihai zirve olmasını bekliyorum. Ondan sonrasında birkaç yıllık bir düzeltme belki de. Belki bir ayı piyasası başlayabilir mi? Düzeltme değil, bayağı ciddi. Ayı piyasası o zaman. Yani o ekonomistler biz demiştik diyecekler. Peki, daha pozitif tarafta olduğunuz için aslında şunu da sormak istiyorum. 2022 yılında siyah kuğu Rusya-Ukrayna gerginliği olabilir mi diye mesela sorular alıyorum. Bu sizi endişelendiriyor mu mesela riskli varlıklar için? Hayır, bence endişelendirmiyor. O belki petrol fiyatlarında biraz daha, enflasyon tarafında da biraz daha etki edebilir, öyle bir şey yapabilir. Ama orada bu Finlandizasyon, Finlandiyalaşma formülünü daha çok insan dile getirmeye başladı. İşte Macron da söyledi, başkaları da söyledi. Ben de söylemiştim, anlatmıştım videolarda. Öyle bir şey olmasını bekleriz. Yani Rusya'nın burada istediği, kardeşim siz gidip böyle NATO'ya falan yaklaşmayın. Yaklaşmayın diyor aslında. Evet, kendi istediğiniz gibi yapın ama böyle bir NATO'cu olmayın. İşte buraya NATO askerleri, NATO'dan silahlar falan gelmesin. Bizimle de iyi geçinin. Biz çünkü sınırımızda NATO istemiyoruz diyorlar. Bu kadar basit. Onlar da ve de doğal olarak başka insanlar da sana ne diyor, burası hükümran bir devlet, ister NATO'ya girer ister girmez, sen ne karışıyorsun, o da benim elimde güç var o yüzden karışıyorum diyor ve başarılı da bir amaçlarına ulaşmak için başarılı da bir operasyon yürütüyor bence Putin. Ve de Amerika da ona yardımcı oluyor burada. Bir kere o şeylerini çekerek, elçiliklerdeki insanlarını çekerek, işte her an saldırabilirler, her an gelebilirler, şöyle yaparak. İşte vatandaşlarımız Ukrayna'yı boşaltsın vesaire, bir, iki gün önce geldi. Panik havası yarattılar. Zaten adamın istediği o böyle. Yani bir dakika arkadaş, sen kaç kişiyle işgal etmeyi düşünüyorsun? Koskoca coğrafya falan, burada insanlar var. Milis gücüdür, şudur budur, kolay değil. Girip yemek var, çıkamamak var falan diyecekleri yerde. Ya eyvah, adamlar geliyor hakikaten ya, çok kötüymüş falan dediler. Kötü yani daha doğrusu Rusya açısından iyi, çünkü o istediğini elde edebilecek bu şekilde. Gibi görünüyor diyorsunuz. Evet. Peki ben şimdi Bitcoin teknik görünümüne geçeyim ama geçmeden isterseniz kısaca Eurobond'lara değinelim. Eurobond'lar şimdi CDS yüksekse o zaman getirisi de güzel oluyor. Şimdi siz illaki dolarda duracaksanız. Diyorsunuz ki bazı insanların böyle parası vardır. İşte 500 bin doları, 1 milyon doları bilmem nesi bir şeysi vardır. Ve o paralar hep dolardadır. Hiç bozulmaz. Der ki abi burası Türkiye, ben bozmam bu parayı. Yani korku olmalı mevduat vesaire, ben bu enstrümanlarla hiç ilgilenmiyorum. Yani ben o doları belki 2000 yılından bile önce aldı. 1998'de aldı, bilmem ne aldı. Hala tutuyor o doları. Bozmayacak, hiçbir zaman bozmayacak o. Ki şey de söylemiştiniz siz, yani Türkiye'nin ekonomik anlamda en iyi olduğu dönemde dahi %30'un altına zaten DTH'lar düşmüyor. Tabii, yani düşmüyor. Bu ülkede evet, düşmüyor. Parasını dövize tutmak isteyen düşmüyor. Ekonomiden bağımsız olarak zaten bir kitle var, doğru. Değil, ben güvenmiyorum diyor. Siyasetine güvenmiyorum, ekonomisine güvenmiyorum, ülkeye güvenmiyorum. Benim param dolar olarak dursun diyor. Tamam,
o adamın fikrini değiştiremezsiniz. İşte öyle bir insanlar gittiği zaman bankada mevduat yaptığı zaman bir para alamıyor. Fazla bir faiz yok. Hı. Ama bir Eurobond aldığı zaman iyi bir faiz getirisi var bunun. Özellikle bir bankanın, özel bankanın Eurobond'unu aldığı zaman, yani Türkiye hazinesinin değil, işte bir özel bankanın, bilinen büyük bankaların Eurobond'unu aldığı zaman, başka şirketler de var ama ben bankalarınınkini beğenirim, severim. Aldığı zaman iyi bir faiz getirisi elde edebiliyor. Tabii bunu beyan edecek, vergisini verecek. O yüzden bir serbest muhasebeci, mali müşavirle konuşması gerekiyor ama illaki bankadaki faizden daha iyi alabiliyor. CDS yüksekken alınır. Ondan sonra CDS daha da yükselirse, bozdurmak isterseniz zarar edebilirsiniz. Zor, bozdurmayacağım, tutacağım ben. 2025 Euro bondunu aldım, 3 senede tutacağım. 2027 Euro bondu. O zaman zaten adı bu, sabit getirili menkul kıymet. Kaç dolarına kaç para alacağını biliyorsun. Şu anda da CDS yüksek, daha da yükselir mi bilmeyiz. Ama almak istiyorlarsa şu an uygundur. Şu an için uygundur diyorsunuz. Evet. Buradan o zaman geçiyorum ben artık Bitcoin'in teknik görünümüne. Burada Bitcoin. Haftalık grafiğimiz başlıyor. Haftalık Bitcoin'de şu yeşil Ichimoku bulutumuz. Bunun altının buralarının, yani 37.400'ün falan destek olmasını beklediğimi videolarımda bahsetmiştim ama biraz altına geçebilir. Şöyle biraz altına gidip tekrar yukarı gidebilir demiştim. Şurada artık üstüne çıktığında şöyle geldi tekrardan, üst sınırına geldi. Buradan belki bir daha bir aşağı yapabilir ama eninde sonunda gelecek yukarı geçecek. Şu 44 bine kadar falan da gelmesini bekliyoruz dedik, oraya kadar da geldi. Yani dip çalışmasını yaptı. Çünkü buradan daha aşağı gidebilirdi. Kırsaydı o zaman ne olurdu? Ayı piyasasına girmiş olurdu. Aylar boyunca kripto paralarda bir düşüş beklerdik ama benim S&P 500'de büyük bir yükseliş beklentim olduğu için, Nasdaq'ta da benzer şekilde olmasını beklediğim için, S&P çıkarken Nasdaq düşemez. O zaman burasının da dip olabileceğini bahsetmiştim zaten. Biraz aşağı gider ama yukarı gider diye videolarda bahsetmiştim. O şekilde de olduğunu görüyoruz. Peki buradan isterseniz hemen bir de günlük grafiğimize geçelim. Ondan sonra zaten araya geçeceğiz. Günlük grafikte işte şu 24'ünün dip olduğunu benim göstergelerim gösterdi bana. Ondan sonraki gün işte bir şurada ala döndü. Ama biraz yataylık devam etti. Sonra işte artık yükselmeye başladığını, günlükteki Ichimoku bulutuna kadar, 44 bine kadar geldiğinde görüyoruz. İşte bugünkü haber akışına göre, işte veriye göre belki biraz geri çekilmeler olabilir. Olursa alım fırsatı olur. Asıl bu Ichimoku geçildikten sonra, yani şu 46 binden falan itibaren, ayın 16'sı, 17'si falan gibi, bakın burada Ichimoku bitiyor. Şuradan itibaren şöyle. Günlükte de üstüne çıkıldığı için asıl yükseliş o zaman başlayacaktır Bitcoin'de. Şimdi biraz geri çekilmeler olabilir, öyle gözüküyor. O zaman şunu sormak istiyorum Setunç Bey. Yani elinde olan taşıyabilir, o ayrı ama ben nakitteyim ve Bitcoin almak istiyorum diyen o zaman oradaki dirençler geçilince mi pozisyon açarsa doğru, daha sağlıklı olur? Yani evet, hani burada almaktansa ya da burada doğru, pozisyon açmaktansa. Evet, 44.200'dü işte ben grafiği çizdiğimde. Bugünkü enflasyon verisinden sonra şöyle bir işte geri geliyorsa beklesin, biraz daha gelebilir. Belki işte şu 42 bin lira falan şuraya şöyle çizebilirim. Böyle bir yerlere doğru gelebilir. Oradan alınabilir ya da yukarı gidiyorsa, yukarı gidiyorsa artık direnç de kırılmıştır, tamamdır yani. Evet, şimdi biraz da TL varlıkları konuşacağız. Tamam. Dolardan Borsa İstanbul'a kadar. Ama ilk yarıyı bitirdik. Peki. Kısa bir araya gidelim efendim. Tamam. Sonrasında yurt dışını konuştuk. Biraz da yurt içini konuşalım. Evet efendim, Borsa Teknik'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dışarıyı konuştuk, biraz da içeriği konuşalım dedik. BIST 100 endeksiyle devam edelim. 2051 puan seviyesindeyiz an itibariyle. Şimdi S&P'yi konuştuk, orada iyimserdiniz. Sonuçta dediniz ki yani S&P pozitif olduğu sürece, sonuçta Amerika'nın göstergesi.
bizde içeride ekstra bir negatif durum söz konusu olmazsa bir negatif ayrışma olmaz dediniz. Tabii ki. O yüzden Borsa İstanbul için de aynı iyimser tabloyu çizebiliyor muyuz mesela? Tabii. Şimdi Borsa İstanbul'da da şu bizim Perry Kaufman hareketli ortalaması haftalıkta bunun üzerinde kalmışız. Öyle veya böyle. Ve de yani şu S&P'deki, işte Amerika'daki bu zafiyet nedeniyle de işte son bir üç haftadır filan da böyle bir bizde de bir zafiyet olmuş, biraz düşüş olmuş ama artık bu haftadan itibaren yükselişin geldiğini görüyoruz. Burada tekrar destek bulmuş. İşte artık şu 2085'ler falan da geçildikten sonra bizde de bir yükseliş dalgasına gireceğiz diye düşünüyorum. Ve de benim hedefim 2867 burada. Yeni zirve o zaman. Yeni zirve olacak bu sene içerisinde diye düşünüyorum. Ama bu da nihai zirve olacaktır. Çünkü Amerika'da o beklediğimiz büyük satışlar, çöküşler olursa bizde de tabii ki olacak öyle şeyler. Çok kötü günler bizi bekleyecek. Ekonomistler biz demiştik diyecekler. Ama biz o zamana kadar... Atı alanda Üsküdar'ı geçmiş olacak işte, ama o zaman. Tamah etmeyip buralarda da artık çıkmayı düşünürsek, yani Amerika'ya bakacağız. Amerika artık o hedeflere geldiyse bizde de vakti gelmiştir diyeceğiz. Ve iyi bir strateji yapmışız diyeceğiz bu hesabın sonunda. Peki Tunç Bey şunu da sormak istiyorum. Günlük grafiğe geçeceğim ama geçmeden önce. Evet. Bu 2800'lük hedefimiz nasıl çalışabilir? Neden? Çünkü yani... Ciddi bir mesela yabancı çıkışı görüyoruz hisse senedi tarafında haftalardır. Bugün de tam ben söylerken bu arada para ve menkul kıymet istatistikleri de geldi. Birazdan hisse senedi tarafını zaten para girişimi olmuş, çıkışımı olmuş konuşuruz ama ben takaslara da baktığımda ilk defa işte grafiklerim çünkü 2007'den beri yabancı takası veriyor. İlk defa %40'ın altında. Aynı zamanda mesela Sayın Nebati'nin işte Londra temasları da gerçekleşti. Yani yabancı yatırımcılara sonuçta TL varlıklar tanıtıldı. Burada bir PR çalışması yapılması da önemli ama sonuçta ele tutulur bir de bir enstrüman sunmak lazım sonuçta yabancılara. Yani buraya tekrardan gelmeyi ikna etmek için. Evet. O yüzden asıl mesele şu ya da asıl sorum şu 2800'lük hareket yabancının tekrar TL varlıklara ilgi göstermesiyle mi olabilir? Yoksa içeride yerlinin enflasyona karşı parasının değerini koruması için hisse senedi tercih etmesiyle mi yaşanabilir? Evet. İkisinden birisi olması şart değil ama yerlinin tercih etmesi daha ağır basar diye ben burada düşünüyorum. Çünkü ne yapacak şimdi? Yani siz parayı nereye park edin? Yerli yatırımcısınız. Yani dolar alsanız, yani kur korunma mevduata geçseniz dolar ne kadar artarsa o kadar kazanacaksınız. Öyle mi? Doğru. Yani şu Türkiye'de de bir giderek artan bir enflasyon var. Pek de bir azaldığını görmedik. %50'ye dayandı. Dayandı. Daha da artacak gibi gözüküyor. Çünkü neden? İşte elektrik zamları, değil mi? Yani elektrik zammı, doğalgaz zammı, bütün bunlar hele işverene daha da büyük. Akaryakıt. Tabii akaryakıt daha da büyük maliyeti var. Şimdi bir işveren düşünün. Yani bu elektriği ödeyecek, doğalgazı ödeyecek. Bir şeyler taşıyorsa falan, ona bir şeyler geliyorsa akaryakıt olaylarını... Akaryakıt zamlarını ödeyecek, asgari ücret artmış, insanlara daha çok para vermesi gerekiyor, onları da verecek. Bu adam bir de kime satacak? Talep yani, de olacak mı? Talep de olacak mı? Yani işin o kısmı da zor. Yani uzun lafın kısası, ne yapsın insan? Dolar bazında ona bir getiri sağlayacak bir şeye yatırım yapabilir. Mesela demin bahsettiğimiz gibi Amerikan borsası olur bu. Dünya borsaları sepeti olabilir mesela fonda. O daha güzel bir şey olabilir. Ki TEFAS'ta işlem gören birçok fon var. Evet. Birkaç tane var yabancı hisse fonu. Bir iki tanesi de yani iki tanesi de bayağı iyi aslında. Öyle bir şeylere yatırım yapabilir. Altın, gümüş alır ama orada da bir risk alıyor. İşte ne kadar çıkacak onlar, dolar da baskılanırsa falan. İşte o zaman borsa alternatiflerden bir tanesi ve öne çıkan bir alternatif. Çünkü... Daha ne yapsın adam? Yani konut alabilir ama onlarda da fiyatlar uçtu. Yerini iyi bilmek lazım. Konut fiyatlarının daha da artmasını bekliyorum bu arada ben ama sonlarına gelmiş olabiliriz yani o işinde. O zaman borsa iyi alternatiflerden bir tanesi. Dünyada da pozitif bir hava varsa bizde de artık yatırımcı, sadece bizde değil, bizim yatırımcıyı böyle çok aşağı görüyormuşuz gibi olmasın. Ama Amerika'da da bizde de artık yatırımcı... Kendisinin spekülatör olduğunun farkında değil. Yani nerede bir şey yükselmeye başlıyorsa oraya atlayan,
momentum şeysi. Üç gün düştüğü zaman dördüncü günü ne ben para kaybettim, %10 zararım var, %5 zararım var, ben işte enflasyona karşı beni korur dediler borsa, bak ben geldim işte ben öldüm ben bittim mesela şu şişe camda ki ben şişe cam iyi olacak dediğim zaman ki kadar çok böyle bana şişe cam aldım öldüm, şişe cam aldım bittim, mahvoldum, şişe cam pişmanlıktır falan böyle bana bir şişe cam külliyatı yazıldı. İnsanlar tarafından. Bana böyle yüzlerce geldi. Şişe camdan öldüm diyen böyle. Ve ardından da şov bir mesela kar açıkladı. Borsadaki birçok şirketi satın alabilecek bir çeyreklik kar yani. Tabii. Öyle hani, ki. Yani şişe cam diye boşuna şey yapmadık zamanında. Analistiydim ben. Az gitmedim şişe cama. Yani güzel dedik, anlattık ama insan anlamak istemiyorlar. Çünkü o şişe camda... Çok hızlı davranıyoruz bir de. Yani bizim uzun vademiz 3 gün. Tabii. Yatırımcının sıkıntı burada yani, belki de. Yani şişe cam denilen şey bir ay iyi gitmediği zaman bu şişe cam niye gitmiyor diyor adam. İşte o, ama bu gitmeye başlayacak işte ona lafı oraya getiriyorum. Gitmeye başladığı zaman işte o bizim spekülatör ama kendini yatırımcı zannedenler dalacaktır. İlk hedef 2384, ikinci hedef 2867. Şimdi burada uzun vadeli konuştuk, hı hı. Haftalık baktık. Bir de kısa periyotta konuşalım kısa isterseniz. Kısa periyotta şöyle. Günlük grafiğimiz. Şöyle, yataylık vardı işte, güzel değildi. Özellikle de şu 2040 seviyesi falan böyle geçinemiyordu. Ama şu içim okunun dibinde artık şu radarda, güzel bulduk. Dedim buralardan artık ben dönmesini beklerim ya. Burası böyle destek. Yani bu Ichimoku'nun alt çizgisi. Çünkü daha evvelden gün içerisinde altına inmiş, tekrar çıkmış. Bu Ichimoku dayanacak dedik. Ichimoku dayandı, üstüne attı. Burada alıverdi bize. Hazır ol diyor. 2085 bu seviyede geçildikten sonraki ben burada belki bir Amerika'daki şey yüzünden düzeltme olursa olur. Şöyle Ichimoku'ya kadar belki. 2000'in seviyesine doğru belki bir şey olup sonra şu şekilde ya da buradan böyle direkt gitmeye başlamasını bekliyorum. Şimdi buradan biraz da isterseniz Borsa İstanbul'u konuştuk. Hı hı. Sektörleri konuşalım. Peki. Şimdi bir seyirci sorumuz var. Önce şurayı bir netleştirelim. Havacılık sektörü hisselerinde yükseliş TÜPRAŞ'ı olumlu etkiler mi? Ya da işte petrol fiyatları artıyor, TÜPRAŞ niye gitmiyor? Diğer taraftan işte altın fiyatları artıyor, işte koza altın aynı şeyi niye fiyatlamıyor diye sıkça sorular alıyoruz ama yani şu korelasyon kısmını bir netleştirelim isterseniz önce. Evet, yani böyle bir şey yok. Yani bu korelasyon çalışacaksa da belki bir önümüzdeki haftalar içerisinde çalışacak. İşte o bir bilançoda görülecek çünkü. Tabii yani burada o yüzden ya işte petrol iki haftadır bir veya işte üç gündür çıkıyor da niye TÜPRAŞ bilmem ne yapıyor. İşte o spekülatör mantığı. Çünkü o aslında bir haftada 10 günde kazanmak istiyor ve dağıtmıyor da portföyünü. Yani ya biz yanılabiliriz tamam mı? Piyasada da başka bir şey olabilir. Ben 15 tane hisse tutun niye diyorum? 15'ini de benim isabetli bir şekilde tahmin etmeme imkan yok. Belki o sektörde bilmediğimiz bir şey yaşadık. Bir şey çip olacak. Krizi oldu, otomotiv hissesi vardı elimde. Evet. Bir anda çip krizi belirdi gibi. Bunların 3-4 tanesi size para kaybettirecek. 3-4 tanesi koyduğunuz parayı belki çıkartacak ama geri kalan 6-7 tanesi o zaman şey yapacak, size para kazandıracak yani. Bu şekilde düşünülmesi gerekiyor diyoruz. O yüzden ben havacılık sektörünü... Aylardır söylüyoruz Türk Hava Yolları. Geçen yılda 14 lira falan da herhalde. Ha, yani yok hatta böyle şey var değil mi? İşte HSBC bir şey söylemiş 22 lira mı demişti 25 mi demişti? Evet öyle bir 20 şey. Küsur. Ya geçelim bunları çok daha böyle bir yüksek değeri var falan işte defterlerinin %30'unda falan gibi şeyler söylemiştik. Öyle ben havacılık sektörü beğenmeye devam ediyorum. Hikayesi var. Hı hı. Yani artık bu Covid işleri dünyada azalıyor. İnşallah bizde de azalacak. Turizm falan daha çok uçuş hikayesi var. Ucuz kaldı. İyi yani o bakımdan güzel. Peki gelen bilançolara şöyle bir göz gezdirdiğinizde size göre yıldız sektörler hangisi oldu ya da işte bilmiyorum hisse bazlı dikkatinizi çeken. Neden? Çünkü hani mesela bir portföyünüz var 15 hisselik ama hı hı. Yani işte karlara baktığımda bir de
karşısında fiyata baktığımda ya ben şu sektör ya da hisselerde ağırlığımı arttırabilirim. Yani hakikaten ederi bu değil ve potansiyeli diğer sektörlere göre daha yüksek diyebileceğimiz sektör ya da hisseler. Çünkü ara ara da gidişata göre bu sektör ve hisseler arasında da hisse değiştirmek ve sektör değiştirmek de elzem oluyor aslında. Evet, yani çok yükselmiş bir şeylerden çıkılabilir mesela. Ama benim hep baktığım hisselerde yani ne bileyim işte şimdi bunu söyledi adam ondan sonra düştü de diyecekler ama mesela Tofaş yerine Türk Traktör tercih edilebilir artık. Öyle bir şey söyleyebilirim. Bankaları halen beğenmeye devam ediyorum. Özel olarak ayıralım mı? Çünkü sermaye artırımı geldi mesela bugün işte kamu bankalarına. Bildiğimiz bir haberdi ama artık kapa düştü diyelim ama hala özeli mi beğenmeye devam ediyorsunuz? Tabii ki. Yani işte Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi, İş Bankası bankaları beğeniyorum. Onlardan bir iki tanesi olmasında fayda var. Ama dediğim gibi mesela ben İş Menkulü de beğeniyorum ama bugünlerde çok düşüyor. Artık bir yerlerde taban yapmasını bekliyorum onun da. Yani bir kere şu bilanço dönemini bir geçirelim. Ondan sonra bir firma değeri, faiz, vergi, amortisman öncesi kar oranlarına bakalım. Bir de bundan sonra da bunlar devam edecek. İşte bankalar iyi kar ettiler. Neden? İşte belli değil mi? Yani bu işte ucuz şeyle Merkez Bankası'ndan alıp hazineye satıyorlar. Hep bu böyle devam edecek mi? Edeceksin. Kazanmaya da devam edecekler şeklinde. Şimdi finansal okuryazarlık için bir soru gelmiş. Soruyu değerlendirelim isterseniz. İzleyicimiz sormuş. Demiş ki, bedelli sermaye artırımı yapan ya da bedelli açıklayan bir firmanın hissesine sahipsek ödeme yapmamız mı lazım? Yapmazsak lot sayımız azalır mı diye soruyor. Evet. Şimdi bedelli açıkladığı zaman yatırımcımız şunlardan bir tanesini yapmalı. Bir, bu bedelliyi kullanabilir. Yani ona bir hak veriliyor. Bu haktır. Bu hakkını, rüçhan hakkını kullanabilir. Kullanmak istiyorsa aracı kurumuyla ne yapıp edip bir şekilde temas edip konuşup ben bunu kullanmak istiyorum ne yapmam gerekiyor deyip öğrenmesi, sosyal medyada kendisine cevaplar aramaması gerekiyor. Ben bir video yaptım işte ne demek bedelli sermaye artırımı falan diye anlattım. Altına bir sürü insan ben işte bu rüçhanı nasıl kullanacağım falan diye soruyor. Çünkü aracı kurumuyla konuşamıyor adam, ulaşamıyor. Yani ulaşması lazım. İki, kullanmaktan vazgeçebilir. Kullanmaktan vazgeçtiği zaman da o zaman bu rüçhan hakkını satması lazım. Onun için de aracı kurumuyla konuşup rüçhan hakkını satması lazım. Ya da kullanmaktan vazgeçtiyse, kullanmayacaksa, rüçhan hakkını da satmıyorsa o zaman komple hissesini satıp çıkabilir. Başka bir şeylere geçebilir, onu da yapabilir. Ama şunu yapmamalı. Hem kullanmayacak rüçhan hakkını hem de satmayacak. Oturduğu yerde oturacak böyle. İşte o zaman bedelli gününde bu hisse bölünür ve de hissesinin değeri düşer. Para kaybetmiş olur bu kişi. Evet, şimdi bir sorumuz daha var. Ben bir de oraya geçeyim isterseniz. Şimdi izleyelimiz diyor ki hissemize sat emri verdik ve karşımıza hiç al emri yok. Bu durumda bize ödeme nasıl yapılır? Hı-hı. Ne kadar sürede ödeme olur? Bu alım satım süreçlerini teknik olarak bize bir açıklayabilir misiniz diye sormuş. Evet. Yani siz bir şeyi satıyorum diyorsunuz, kimse gelip sizden almıyorsa satamamış oluyorsunuz. Burası net. Dolayısıyla satış olmadığı için ödeme yapılmıyor. Ödeme yapılmadığı için süresi de işte yok çünkü ödeme alamıyorsunuz. Teknik olarak borsada bir her emrin bir başka emirle eşleştirilmesi gerekiyor. Burada bir matching engine denilen bir yapı vardır. Yani burada bir sürü satıcılar var, burada bir sürü alıcılar var. Onlar işte girdikleri seviyeye göre limit emri midir nedir işte onların sıralamasına göre önce hangisi geldi filan onlar eşleştirilir ve bu çok teknik bir şey tabii. Bu yani yazılımlar dünyada özel bir takım yazılım şirketleri tarafından yapılıyor. Öyle herhangi bir yazılımla böyle yapılabilecek şeyler değil. Yani matching engine yazılıyor dünyada zaten. İşte ama karşısında kimse yoksa
Ya da yani siz sat emri verdiniz ama devre kesmiş. Ne yapıyorsunuz zaten? Bir şey yapamıyorsunuz yani. Aktif olarak yine satamıyorum. Evet. Bu durumda da o hisse senedi benim elimde kalmış oluyor aslında. Oluyor. Her zaman satabileceğinizin garantisi yok. Bunu bir bilelim. Evet. Aldım, o fiyatta orada çalıştı, ben satarım. Tabii. 10 bin lotunuz vardır, 1000 lot alıcı vardır. Siz 1000 lotunu satarsanız 9 bin lotunuzu tabii satamazsınız, elinizde kalır. O yüzden diyoruz ki yani devre kesici olayı hariç bakacak olursak, böyle işte Sabancı Holding'dir, Garanti Bankası'dır, İş Bankası'dır falan gibi Ereğli Demirçelik büyük şeylere yatırım yaptığı zaman illaki satılacak, satacağınız zaman karşınızda bir alıcı olur. Evet. Alıcı vardır ama yani o alt pazardadır, bilmem nerededir, bulamayabilirsiniz. Evet, şimdi bu arada sabah işsizlik rakamları geldi. Oraya gireceğim ama girmeden bir izleyenimiz İsmail Bey Twitter'dan da yazmış. Tunç Bey bir altın ve gümüş yorumu da yapabilirdi. Sizi görünce çünkü kimse altın ve gümüş yorumu almadan da bırakmak istemiyor haliyle. Evet. Bugün enflasyon gelecek. Haliyle herkes haklı Amerika tarafında. Çünkü altın, gümüş tarafında mesela paladyum bu yılın en çok kazandıranlarından oldu yılbaşından beri. Yani kıymetli metallerde kısa vadeli nasıl bir beklenti içerisine girmeliyiz? Bugün enflasyon nasıl etkiler kıymetli metal? Kıymetli metallerde bir kere Amerika hep satma tarafında. Dolayısıyla şöyle bir 1840'a falan geri gelirse altın, tekrar bir daha bir satış deneyeceklerdir diye düşünüyorum. Yani ciddi bir şeyler olması gerekiyor. Maalesef böyle enflasyon falan olduğu zaman bir satış tarafında olabiliyor ama ne oldu? Artık Çin tatili bitti. Kutlamaları falan halen devam ediyor. Ama artık onlar da bence yarından itibaren, olmadı haftaya pazartesi salı itibaren alışa geçebilirler. Yani bu enflasyon verisi açıklandığı zaman piyasanın algısı farklı olabiliyor maalesef. Çünkü enflasyon çok çıktı, o zaman altın bizi enflasyona karşı korur deyip de alabilirler. Enflasyon çok çıktı, demek ki FED 0.50 bas puanla başlayacak deyip satabilirler. Onları bilmek mümkün değil. Zaten ben burada aslında vakit kalsa onu anlatmak istiyordum. Yani böyle insanlar biraz böyle kahin arıyorlar. Yani nasıl bir saat sonra ne olacak? 16-30 evet. Amerikan enflasyon verisi nasıl gelecek ve evet, ardından işte altın tam olarak nereyi görecek evet yani gibi. Hatta diyorsun ki işte mesela şöyle bir hedefimiz var. Bu hedefiniz kaç günde gelecek? İşte Haziran'a kadar gelir mi? Ne zaman başlayacak? Ben tam başladığı yerden alayım. İşte vade bu işlerde çok önemlidir şimdi sen böyle söylüyorsun ama ben işte 3 ayda belki bilmem ne de kalsam daha çok kazanacağım. Burası bu acaba öyle olacak mı? Böyle bir gelecekten haber verecek insan arıyorlar. Ama stratejist olmak böyle bir şey değil. Değil, evet. İşte. Onu da bir tarihi şeyle anlatmak istiyordum. Vakit kaldığı zaman belki bir haftaya onu anlatırım. Ama böyle hani kısa bir girizgahta yapabiliriz. Var biraz vaktimiz çünkü aslında. Tamam, o zaman. Çok önemli bir konuydu. Biz böyle daha detaylı evet anlatalım istedik ama bir girizgah evet yapalım. Girizgah, şöyle bir girizgah yapayım. Şimdi bir gelecekten haber alarak bir kahine bakıp onun dediklerini dinleyerek para kazanma fikri para kadar eski bir fikir aslında. Burada da parayı ilk bulanlar Lidyalılar, elektrum cinsinden falan böyle paraları var. Elektrum işte hem altın gümüş bir karışımı bir şey, alaşım. Ama Kral Krözüs zamanında metalürjiyi ilerletiyorlar ve bunu ayrıştırıyorlar. Ve altın para ve gümüş parayı o zamanın şartlarında olabildiğince saf yapıyorlar. Ve o zaman ne oluyor? Güvenilir bir para oluyor. Yani bu para, bu bir altın işte yani ve daha da safı yok bu altının. Bu gümüş çok saf, bunun daha da safı yok. Onu yapıyor Kral Krözüs ve çok zengin olmuş. Ve de o zenginliği işte yabancı literatürde falan Krözüs kadar zengin falan gibi tabir olarak kullanılıyor. Ve bu adam, orada bir Delphi tapınağı var. Orada da bir Pitia denilen bir kahin, bir rahibe, bir kadın var. İşte o Apollo'nun şeyin rahibesi, gelecekten haber verdiğine inanılıyor. Ama biraz böyle haber verirken net bir şeyler söylemiyor da bir alegorik şeyler yapıyor. İşte bir şeylere benzetilerek falan söyle yapıyor. Neyse, bu diyor ki, rahat batmış Kral Krözüs'e. Diyor ki, burada benim karşımda Persler var, Medler var. Ben bunlara bir saldırsam, bunların bir topraklarını ele geçirsem diye düşünüyor. O zaman da danışmanları diyorlar ki, ya bunlar post giyen, deri giyen bir adamlar, bir fakir birileri, bizde bir sürü altınlar, biz çok zenginiz.
Biz bunlarla savaşırsak kazanacak bir şeyimiz yok da kaybedecek çok şeyimiz var. Yani biz bu işi yapmayalım diyorlar. O da o zaman gidiyor kahine soruyor. Çok zaten oraya bağışları var. Kahin de ona diyor ki sen bu adamlara saldırırsan iki krallıktan birinin sonu gelecek. Şimdi kendisi de kaybedebilir. Kendi krallığının da sonu gelebilir. O zaman diyor ben daha iyi bir şey yapayım, soru sorayım. Sonra diyor ki peki ben krallığımın başında kalabilecek miyim? Kahin de o zaman diyor ki eğer Medlerin başına bir katır geçerse o zaman kaçma zamanı gelmiştir. Ha diyor Medler zaten kendilerine bir katırı lider diye seçmezler. Ben o zaman bir saldırayım bunlara diyor. Persler bu arada Medlerin vesayeti altındayken işte gelmiş Kiros ve onların ikinci Kiros Medleri de boyunduruğu altına almış falan saldırıyor ve yeniliyor. Yenildikten sonra da işte bunları zincire vuruyor Pers kralı Kiros. Diyor ki o sırada da yağmalıyorlar etrafı. Bu da Pers kralına diyor ki bu altınlar senin, beni yendin. Senin altınlarını senin askerlerin yağmalıyor, seni soyuyorlar diyor. Adam da diyor ki ya doğru ben senin hayatını bağışlıyorum. Sen iyi bir adamsın. Sen bana niye saldırdın diyor. İşte kahinlere sordum ben böyle dediler diyor. O zaman diyor sana senin hayatını bağışladım. Git sor bakalım kahinlere diyor. Niye böyle yapmışlar? O da bir elçi gönderiyor zincirleriyle kahinlere. Kahinlere diyor ki niye böyle oldu bu kadar işte size bağışta bulunuldu. Onlar da diyorlar ki ya iki krallıktan biri yok olacak dedi. İşte seninki yok oldu denilen doğru yani. Peki ben krallığımın başında kalacak mıyım diye sordum. Medlerin başına katır geçerse dediniz. Şimdi diyor ki o zaman kahin, katır, işte at ve eşek gibi iki ayrı türden, iki ayrı türün bir yavrusu. Yani işte Kiros'un annesi Med, babası Pers. Ve de işte o Persler geldiler, Medlerin başına geçtiler. İşte sen de böyle kaybettin deniyor. Bu da Lidya Krallığı'nın sonu oluyor. Ve ondan sonra o para da Atina'ya geçiyor. Drahmi olarak bir para basılır. Onu da bundan sonra anlatırız. İkinci bölüm diyelim. Evet. Çok en azından güzel bir hikayeyle böylelikle veda etmiş olalım. Aslında tarihler değişiyor ama davranışlar hiç değişmiyor diyebiliriz. Tuş Bey, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Devamı haftaya Perşembe diyelim. Buraya bir virgül koyalım. Tekrardan haftaya Perşembe günü görüşmek dileğiyle. Efendim, bugün de bize ailen sürenin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Yarın haftanın son işlem gününde yine Borsa Teknik'se görüşürüz.